Yani yapay zeka hem edge computing'de, yani aracın kendi karar verme sürecinde çalışıyor, hem de merkezi bir sisteme gittiğimiz bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi yapay zekayı sadece yapay zeka olarak düşünmeyin. Zeki organizmaların problemleri de büyük olur. Mesela bir yapay zekanın kültüründen bahsedebiliyoruz artık. Karar verme süreçleri her kültürde değişebilir. Türkiye'de araba kullanmakla Amerika'da araba kullanmak arasında ciddi kültürel farklar var. Mesela hukuk, kanunlar yazılı bir kültürdür değil mi? Mesela şöyle bir problem düşünün. Aracın kontrolünü kaybetti yapay zeka. Yani bu normalde olabilecek bir şey değil. Mekanik bazı problemler var ve bir şekilde lastiği patladı ve kontrolünü kaybetti. Veya aracı freni patladı ve kontrolünü kaybettiniz. Araç bir karar vermesi gerekiyor. Şimdi diyelim ki işte aracı kullanırken yan tarafa çarpıp durduracak ama yan tarafta çok sayıda insan var ve çoğunun hayatını riske atacak. Veya hemen uçurumdan aşağıya yuvarlayacak ve o insanların hayatını kurtaracak ama içindekinin hayatını riske atacak. Hangisini tercih edersiniz? Etik olarak daha az kişinin ölmesi daha doğru değil mi? Ama yapılan araştırmada herkesin ittifakla verdiği cevap şu ki benim hayatımı riske atan bir araca ben para vermem. Şimdi mesela ekonomik bir problem değil mi? Yani yapay zeka sadece bizim algoritmalarımızdan, mekanik problemlerimizden ibaret değil, aynı zamanda sosyal hayatımıza da dokunuyor. Bakın bu aslında bizim bilgisayar mühendisliği, bilişim dünyasındaki en temel problemlerimizden birisidir. Bizim programladığımız şeyler gerçekten bilgisayarlar mıdır yoksa insanlar mıdır? Mesela bir start butonunu Windows'a koymak, bir programcının yarım saatini, bir saatini alır. Hadi diyelim ki testlerini yaptı, analizini yaptı filan, bir haftasını aldı. Onu oraya yazmak bir hafta vakit alır ama onu kullanan 2 milyar insana start butonuna basmayı öğretmek, programları erişmek için buraya basılacağını söylemek çok farklı bir şey. Siz oraya start butonu koyarak aslında bir bilgisayarı mı programladınız, 2 milyar insana mı bir program yazdınız, o insanları nasıl kullanacağını mı belirlediniz? Bu normalde her programı yazarken yaşadığımız problemlerden bir tanesi. Ama yapay zekaya çıktığımızda bu problem çok daha büyük bir boyuta ulaşıyor. Çünkü hayatımıza dokunuyor, sosyal hayatımız içinde ve bizimle yaşayan organizmalardan bahsediyoruz. Mesela bunu görmüşsünüzdür, self-driving car'ları Google'un 2,5 milyon mil çok değişik yollarda test edilmiş araçlardan bahsediyoruz. Ne yapıyor bu araçlar? Yolda gidiyorlar. Bunun tabii hayatımız etkileri var. Yani 2,5 milyon mil test ediyor, 40 küsur tane kaza olmuş, ölü yaralı yok. Google hiçbirinde suçlu olduğunu kabul etmiyor. Hani 1-2 tanesinde tartışma var, belki Google suçludur. Ama şurada genciz, hepimiz, ben de dahil. Dolayısıyla hepiniz muhtemelen ehliyet alacaksınız, araç kullanacaksınız. 2,5 milyon mil gibi kaza yapmamanız veya hiçbir ölü yaralı olmaması şuradaki insanlar itibariyle istatistik olarak imkansız. Ama bu araçlar olduğunda insan hayatı kurtuluyor. Şimdi bunun tabii bir avantajı varken dezavantajı da var. Bugün bildiğiniz taksi sürücüleri, otobüs sürücüleri, kamyon sürücüleri işsiz. Çünkü araçlar, kendi kendinden bir yapay zekadan bahsediyoruz. Driverless car, sürücüsü olmadan kendi kendinden bir araç. Teknoloji insanların işini son veriyor. Evet, insanlar işsiz kalıyor ama yeni işler buluyor. Yani mesela bankacılık sektörünü düşünün. İşte ATM'ler var, bir internet bankacılığı var. Bunlar olmasaydı 15 milyon müşterisi olan bir bankanın çok daha fazla kişi çalıştıracağını söyleyebiliriz. Ama şu anda bunlar olduğu için bu insanlar işsiz. Bunun yerine internet bankacılığını geliştiren koskoca bu adamların bilgi işlem daireleri var. Bir sürü yazılımcı çalışıyor, bir sürü yeni iş alanı buluyor. Yani teknoloji bazı alanlarda işsizlik sebebiyken bazı alanlarda yeni iş alanları doğurur. Mesela şu aracın içinde giderken laptopunuzu alıp çalışıyorsunuz, kahvenizi alıp yudumluyorsunuz. Bu aracın araç içi eğlence sistemi nasıl bir şey olacak? Şimdi iPhone mesela değil mi? Veya herhangi bir akıllı telefon düşünün. Bunun tasarlanması bir iş. Sonuçta taştan topraktan geliyor o cep telefonu. Cebimize giriyor değil mi? Gökten inmiyor yani bunlar. Bir madencilikle başlayan, elektronikle devam eden, fizikle devam eden bir süreci var. Bir maliyeti var bunun. O maliyetin çok daha büyük bir sektör doğurduğunu görüyoruz. Üstünde bir sürü yazılım var değil mi? Mobil yazılım, şimdi burada da mesela mobil yazılım alanında kariyer yapmak isteyen arkadaşlar vardır. Orada bir sektör var, büyük bir sektör. Ve o iPhone'un maliyeti yüzlerce, binlerce misli büyük bir maliyet var o sektörde, yazılım sektöründe. Aslında şunu görmeniz gerekiyor, cihazlar, donanımlar günümüzde sadece bizi o yazılıma taşıyan birer araç haline dönüştü. Arabalarımız da böyle olacak. Herhangi bir araç için de bunu söyleyebiliriz. Hayatımız dijitalleşiyor, sayısal bir hal alıyor ve buna dönüşen, mesela bir Hype Cycle'da vardı, 3 boyutlu yazıcılar. Şimdi düşünün, evinizde oturuyorsunuz ve işte bardak lazım oldu. İnternette istediğiniz bir modeli beğenip, print edip kullanabiliyorsunuz. Çatal lazım oldu,
print edip kullanabiliyorsunuz. Dijital bir şey satıyor aslında. Ortada var olmayan bir tasarım satıyor. Ve onu sizin hayatınıza kullanılabilir şekilde sokuyor. Dolayısıyla donanımı böyle görmek lazım. Aslında bu soyutlama katmanı, yani donanımın soyutlaması Turing'den beri hayalimize giren bir şey. Yazılım dediğimiz şey. Yani bu antik Yunan'dan beri bizim hayali kurduğumuz bir şey. Acaba öyle bir formül bulabilir miyiz ki, böyle bir şey yapabilir miyiz ki bütün problemleri bizim yerimize çözsün? Literatürde de bakabilirsiniz. Generalized formula diye. Bir sürü problem var. Fizikte şimdi bir sürü formül ezberliyorsunuz, kimyada ezberliyorsunuz. Bunun hepsini veren tek bir formül yazılabilir. Mesela robot teknolojisi veya yapay zeka teknolojisi bunun şu anki günümüze dokunan en son geldiğimiz nokta. Aslında bütün bilimsel çalışmaları da bunun bir altyapı çalışması olarak görebiliriz. Yani aslında insanlık tarih boyunca kendinden daha zeki bir şey üretmek için uğraşmış görülebilir. Amazon'un dronların, lojistik alanında, bir lojistik merkezinin hava düşmesi zekanı, işte ufak dronlarla teslim edilmesi, elinizin kapınızın önüne götürmesi, lojistik sektöründe çalışan insanlar için değil mi? Kargo şirketi var Türkiye'de. Bu insanlar arabalarla böyle yolun arasında gidiyorlar, teslim ediyorlar falan. Evlerin tasarımının değişmesinden bahsediliyor. Bu paketleri nasıl teslim edilecek? İşte bir şeyden geçerken bunun kanalının olması, o kanaldan geçerken RFID'nin okunması. Şu anda kapının ne kadar teslim edebiliyorlar ama bu dronlara siz elektrik satmanız, çatınıza gelip şarj ettiği kadar elektriği kullanmanızı. Evinizin önünde arabalara elektrik satmanız. Bunun birisi arabasını getirmesini evinize fark ediyorsan ona bile elektrik satabilirsiniz belki. Smartphone'lar şu an var işte Amazon Echo ürünü. Caz müzik çalıyorsunuz. Adam sizin hangi caz müziği sevdiğinizi bulup onu getirip çalıyor. Süt sipariş ediyorsunuz. Bu resimdeki meşhur bir bunu bilen var mı? IBM'in Deep Blue satranç belki duymuşsunuzdur. Satranç şampiyonu. Bu Commodore 64 benim tanesi. Bu da 64 kilobayt hafızası olan Apollo programında kullanılan Ay'a kadar gitmelerini sağlayan navigasyon cihazı. Şu anda kullandığınız cep telefonları bunun işte kaç pisti bilmiyorum. 64 kilobayt hafızadan bahsediyorum. Birazcık bu büyük veri dünyasından bahsedelim. Şimdi büyük veri dünyası bize yeni neler getiriyor? Hayatımızda neler değişiyor? Şimdi elimizde çok büyük veri var ve bu veriyi saklayacak bir yer bulma problemimiz var. İşleyecek yer bulma problemimiz de var. İşlemciler yetmiyor, diskler yetmiyor. Bunların üzerinde işlem yapmaya çalışıyoruz. Şimdi klasik scaling'de, ölçeklemede vertical scaling'den bahsediyoruz. Yani problem büyüdükçe kutu büyür. Ne demek? Bu lisans anlaşması büyür. Veri tabanının boyutu büyür. CPU'ya yüklenen yük büyür. Daha büyük sunucular, süper bilgisayarlar, daha büyük işlemciler. NoSQL, not only SQL veya büyük veri çalışmasının bir parçası olarak da görülebilir. Scaling de horizontal scaling'den bahsediyor. Yani kutuyu büyütme, yanına yeni kutular koyarak büyüme. Siz sunucularınızın hepsini dünya üzerinde dağıtabilirsiniz. Bugün mesela Google'a kaç tane sunucusu var? Veya işte sizin üniversitenin web sitesine hangi sunucusunu da indekslemiş tutuyordur sizce? Kimsenin bildiği yok. Şimdi klasik bizim bildiğimiz programcılık yapısı da değişiyor. Birkaç anlamda değişiyor. Yani az önce söylediğim anlamda şayet işiniz rutine biniyorsa sizin yerinize geçecek yazılımlar olacak. Yani kod yazan yazılımlardan bahsediyoruz. O yüzden rutin yazılımcı olmak isteyenler varsa, ben işte gideceğim bir hastane otomasyon sistemini yazacağım falan diyenler varsa haberleri olsun. Belki 5, belki 10 yıla kadar, 3 vakte kadar bu meslekler yapay zekalar tarafından ikame edilebilecek meslekler. Yapay Zeka Kulübü aralığa hızlı girdi. Birkaç tane konferansımız oldu, birkaç toplantımız oldu falan. Ama Şahide Hocam'ın yeri bizde ayrılır çünkü o 3 ay önceden, 2 ay önceden biz ona ilk konumuz aslında olacaktı. Yoğun temposundan dolayı şimdi geldi. Yapay Zeka Kulübü'nü çok takdir etti bize. Mailler attı, söyledi. Hep yanımızda oldu daima. O yüzden huzurumuzda ben kendisine tekrar teşekkür ederim.